Demek ki şimdi düşünün, bugünkü Suriye'nin ve bugünkü Irak'ın şeyini düşünün. Arapların çoğunlukta olduğu yerler ki hattı çizdik, hattın güneyinde. Güneyi de kaldı. Araplara deseydiniz ki ya gelin Bağımsız siz oldu. burada bağımsız. Onlar buna hayır mı derler? Kabul ederlerdi. Ederler miydi? Ederlerdi tabii. Zaten Mustafa Kemal Bunu 37'de önermiş miydi? bu olurdu diyor, olması lazımdı diyor. Bunu dediği tarih ama 37. 37. 37 aynı zamanda Hatay'ı da Suriye'den Ya almaya o çalıştığı dönem. şimdi aynı bir konu. Ona karıştırmıyorum ama Talat Paşa'ya 1911'de ne söylediğini anlatıyor. Yani ben diyor ki 1911'lerden beri Suriye ve Irak'ın sizin bağımsız devlet olmanızı istedim diyor, düşündüm diyor. Evet. Bunu yapmayarak Osmanlı'ya yük nasıl dağılacak? Yük olarak Osmanlı kendimizden ayıralım. İmparatorluğu hata yaptı diyor. Yapsaydı diyor, O zaman belki bugün Arap üç dostluğunu da tane kazanacaktık kardeş hocam. sağlam devlet olurduk Yani diyor. Arapların da dostluğunu kazanmış olacak bunu erken verse. Belki bir konfederasyon Evet. falan daha sonra düşünecek. Ha, Üç ülke bravo. arasında. Bak şimdi 1911'lerde bunu söylüyor ama bu konu şey değil ki, çok eski bir konu değil. Yani Mustafa Kemal'in devamlı bu konusu biliyorsunuz aklında var. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulacak mı? 1920'ye geleceğiz. 1920. 1920'ye geleceğiz. Bakın daha 1920, hatta Samsun'a çıktıktan sonra 5 Ekim 1919'da Suriye ve Irak bağımsız olmalı diyor. Mesajları var, konuşmaları var. Bak hep devamlı kafasındaki bir düşünce bu. Suriye ve Irak bağımsız olmalıdır diyor. Ve kafasında bir Bakın model var paşam o zaman. Daha uzun. 11 Aralık 1915. Bu pek Türkiye'de 15. 11 Aralık 1919'dayız Ha, daha. 19. Diyor ki Suriye ile bir konfederasyon düşünmeliyiz diyor. Bakın bağımsız bir devlet. Hep kafasında şu var. Türkiye bağımsız olacak. Elbette. Çünkü Kurtuluş Savaşı'na giriyoruz. Giriyor. Irak da bağımsız bir devlet Suriye'de bu. olmalı, Suriye'de bağımsız devlet olmalı ve Üçüncü arasında bir buradan konfederasyon. devamlı bir konfederasyon düşüncesi var. Ki bunu en net olarak 29 Şubat 1920'de yine Talat Paşa'ya yazdığı bir mektupta söylüyor. Diyor ki Suriye ve Irak'la bir konfederasyon olabiliriz diyor. Ama Suriye ve Irak'ta bir konfederasyon olmanız için Türkiye'nin, Irak'ın ve Suriye'nin bağımsız olması lazım önce. Yani bağımsızlığını kazanması lazım. Yani Ankara'da meclis açmadan yaklaşık 2 ay kadar önce. Tabii. Yani 29 Şubat 1920'de söyledi. Diyor ki Neyse. her millet kendi dahilinde bağımsızlığını kurtardıktan sonra konfederasyon haline birleşebiliriz diyor. Konfederasyon demiş. Bu esas Araplarca da memnuniyetle karşılanır böyle bir şey. Fakat bunu niye istediğini daha açık yazmış. Diyor ki bağımsızlığına mazhar olmak için Irak ve Suriyeliler Türkiye'ye bela olan düşmanlarımıza karşı da harekete geçerler. Aynı zamanda onların desteğini İşgale dönmeye kazanma, çalışıyor. Tampon yaratacak onların desteğini kazanma orada. düşüncesi de Arap var. İngilizce, Fransızlara Evet. karşı birlikte savaş. Şimdi buradan pek sonuç Yani çıkartıyor. onlar gelmeden Osmanlı bağımsızlığı versin. Ver. Onlar yeni Türkiye'nin dostu olsun. Üç devlet arasında bir konfederasyon kurulsun. O zaman İngiltere, Fransa işbirliğine karşı daha başından tedbiri alıp işgali önlemeyi. O zaman planlı da anlaşılıyor hocam Evet, ama evet. belki Şimdi onu uygulayabilse Ulusal evet. Kurtuluş Savaşı'na gerek kalmayacak belki o zaman. Öyle mi düşünüyorsunuz? Kurtuluş Savaşı girmişsiniz 1920'lerde Girmişsiniz. konfederasyon Çünkü onu konuşması Evet. varken Kurtuluş Savaşı'nın içine girmişsiniz. Oradaki düşüncesi ama Anadolu işgal edilmiş zaten. yine de bir işgal edilmiş doğru. İlk önce tabii ki Türkiye'nin bağımsızlığını kazanmak. Yok, Ama işgalden daha önce bu düşüncesi var paşam. önce Talat var Paşa'ya söylediğinde konfederasyon işgalinden sonra. Sonra. Konfederasyon işgalinden sonra. Konfederasyon fikri. Ama buradaki düşüncesi Türkiye bağımsız bir Türkiye, bağımsız bir Irak ve Suriye'de bunu takip ederse hem bizim üzerimize olan baskıyı azaltır, Hem de dostluklarını hem dostlukla ama buradan çıkan sonuç şu. Buradan iki tane sonuç çıkartacağız. Önemli olan sonuç şu. Bir, Mustafa Kemal Türkiye'nin güney sınırının güvenlik açısından Türkiye'nin
Lazkiye kuzeyi, Halep, Cerablus Köprüsü, Musul, Kerkük, Süleymaniye'den geçmesini düşünüyor. Bunu düşünürken nüfus demografik yapıyı alıyor. Burası Arap ve Kürtler, pardon, Türk ve Türklerin beraber yaşadığı ülke. Arapların yaşadığı yerde bağımsızlık istiyor. Evet. Artı bu işte olabilir miydi, olmaz mıydı? Bir saattir tartışıyoruz. Hocam tabii ulus devlet modeli de olabilirdi, var. Olabilirdi. Olabilirdi. Yani biraz evvel ifade ettiğimiz gibi orduları yıpranmadan o hatta çekebilseydiniz. Bunlara o hatta Irak'a ve Suriye'ye bir bağımsızlık verip desteğini alabilseydiniz. Olabilirdi yani. Çok da şey bir konu değil. Ama burada esas ikinci çıkartmamız gereken. Yani burada birinci ders Türkiye'nin güney sınırı ideal nereden geçer? O çıkıyor değil mi? İki, Suriye ve Irak'la Türkiye beraber olması lazım. Mustafa Kemal Türkiye'nin güvenliğini Suriye ve Irak'la beraber, kardeşçe yaşamadan düşünüyor. Ya konfederasyonu düşünüyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Güney sınırlarımda Suriye ve Irak'la ben beraber olayım. Beraber olacağım. Beraber olayım. Yani ne demek? O kadar beraberlik ki bir noktada adeta konfederasyon yapısına kadar giden bir yapılanma bile düşünmüş 1920'lerde. Güneyinde görüyor çünkü güneydeki Türkiye'nin güvenliğine olacak problemleri. O zamandan yani görmüş. Bugün 2019'da olabilecek sorunları Mustafa Kemal 1918'de 100 yıl evvel görmüş. Ve buna yönelik düşüncesini de ortaya koymuş, yazmış, çizmiş, söylemiş, savunmuş. Hocam, 30 Ekim 1918'deki Mondros Mütarekesi imzalandığı zaman anlaşmanın ateşkes anlaşmasıdır. Şartlarından birisi der ki, yani esasında ateşkes dediğiniz evet. zaman şudur. Nedir ateşkes? Ateşkes imzaladığınız anda sizin askerinizin bulunduğu en ileriki hatlar sizin sınırınızı teşkil ediyor. Orada durmak. Bakın anlaşmayı, ateşkes anlaşmasını imzaladığınız zaman askerler de sizin askerinizin bulunduğu yerler size aittir. Size. 30 Ekim 1918'de Halep'te Türk askeri var mı? Var. Var. İskenderun Antakya'da çoktan var. Musul'da, Kerkük'te Osmanlı askeri var mı? Var. 6. Ordu. Ali İhsan Sabi'sin ordusu Musul, Kerkük ve Süleymaniye bölgesinde. O topraklar sizin. Peki İngilizler bu anlaşmayı güçlü görüyorlar o zaman. Değil mi? O anlaşmayı kenara iterek o gerek Musul Kerkük bölgesini, gerekse İskenderun bölgesini işgal edecek. Yedinci maddeye dayanarakmış. Yedinci maddeyi de biraz daha dağıtarak. Biraz daha dağıtarak. İşgal edecekler ki bunun siz burada Mustafa Kemal'in bu konudaki ne yaptığını da biraz sonra vakit kalırsa oraya da biraz değinelim. Dolayısıyla aslında evet 21-26 uluslararası anlaşmadır, doğrudur ama haksızlık var yani hukuken de çünkü evveliyatında Mondros Mütarekesi'nin yanlış uygulanması var. Bunu İskenderun Antakya bölgesini Atatürk düzeltecek biliyorsunuz. Evet. Halep'le ilgili tabii bir iddia söz konusu olamıyor. Musul konusuyla ilgili Atatürk'ün ciddi bir teşebbüsünü göreceğiz 1922'de. 22'de. 1922'de var Musul'la ilgili. Nasıl oldu derseniz onu isterseniz sonra evet, girelim. Evet, 1922'de bir teşebbüs olacak. O bölgeyi tekrar kontrol altına almak. Ama Lozan'a gireceğiz. Lozan Anlaşması evet. görüşmeleri Kasım'da başlayınca bir Özdemir Harekatı vardır. 1922'de özel harp harekatı, özel kuvvetler harekatı ile Musul Kerkük bölgesinin kontrol altına geçirmesine çalışacak. Ve başarılı olacak. Yani bu askeri yönden Musul meselesi bu kitap bunu çok güzel anlatır. Bir özel harekatla Musul Kerkük bölgesinin kontrol altına alınmasına gayret ediliyor.
Bayağı emirler falan var. Evet. Ama başarılı da olacak. Fakat İngilizler hava kuvvetleriyle vurunca, artı Lozan'da gelince bu harekatı durduracaklar. Zaten İngilizler artık Musul'u... Yani bir, Musul konusunda 1922'de bir teşebbüs var, gerçekleşemiyor. Sonra 26'ya kadar olan süreç var. 26'ya kadar olan süreçte de Mustafa Kemal Musul konusunda oldukça ümitli. 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 Fakat biliyorsunuz Şeyh Said isyanı. 1925'te. Orduyu oraya sevk etmek zorunda kalıyor. Yani tabii içeride sorun çıkınca biliyorsunuz Şeyh Said isyanı biliyorsunuz 31 Mayıs'ta çıkacak. 13 Şubat 1925, 31 Mayıs 1925. Tam konu Musul konusu Milletler Cemiyeti'ndeyken o konu çıkacak. Sonra Adalet Divanı'na gidecek ve oradan kaybedeceğiz. Pek başlangıçta kaybedeceğini pek düşünmüyorlar. Yani. Çünkü %100 haklı olduğumuz... Ama ordunun da oraya sevk edilecek hali yok. Çünkü içerideki isyanla uğraşıyor o sırada. Şeyh Said isyanı olduktan sonra sorun var. 23'te düşünüyor bir harekat, yine bir Lozan... O Lozan-Musul konusundan bir ara verilecek ya. O arada yine bir askeri harekat falan tartışılacak. Onlara gireriz tabii detaylı olarak. Yani şunu demek istiyorum. Bir... Mustafa Kemal uluslararası anlaşmalara sadık. Ama burada önemli olan, sorgulamamız gereken şu. Uluslararası anlaşmalar adil mi yapıldı? Yani ondan önce haksızlık var mı yok mu? Ki var görünüyor. Var. Var diyorsunuz. Var. Var. Musul ve Halep. Var. Suriye bağlamında sadece bunu İskenderun-Hatay noktasında düzeltebiliyor. Diğer noktada olamıyor. Dolayısıyla? Özellikle Musul konusunda 22'de bir teşebbüs var. 23'te Lozan kesintiye uğradığı zaman bir askeri harekat tartışılıyor.